İyi günler, bugünkü şeyimiz montaj. Montajlanmış vaziyette, sökeceğiz, geri takacağız. Bir iki antenini takacağız. Normal benim ekranım buydu. Dip ekran. Bunu sadece anakartını. Çıkartıp, bunu da içinde sadece anakartını kullandım. Ekran ve LED sistemi içinde kaldı. O şekilde anakartını da izolasyon yapıp şeyin arkasını attık, göğsünün içindeki boş alanı attık. O konuda bir sıkıntımız yok hiç. Şimdi ilk önce teybi çıkartıyoruz. Bunu kapatalım. Elektronik devre yapacağız, çalışacağız. Bozmuyorum. Şimdi bunlar benim AUX'larım. Bir çıkarttık. Şu el frenini oradan başlıyoruz sökmeye. İlk önce bu kapağı. Sonra burada iki adet vida var. Onlar sökülüyor. Sonra bunu çıkartıyoruz. Küllükle işimiz yok. Aşağıda kalsın şimdilik. Burada iki adet vida var yine. Bu orta konsol tutan. Onları çıkartacağız. Ben de tabii söküp gerisi. Klimayı söküyoruz. Dörtlüler. Orada konsol çıktı. Ekranında. Şimdi burada iki adet mika kullandım. Biri altında, biri de anakartın üstünde. Gözüküyor mu rahat? İki adet ekran şey var, mika var. Alttaki mikadan ekranı sabitledim. Çerçevenin yanlarından delik delip. Sonra bu ekran kartı, anakart dokunmatik ekranla ekranda önde. Böyle L şeklinde artık şey elektrik kablosunu L şeklinde alın. AUX'u L bulamadım, ben de kendim büktüm bu şekilde. USB'ler değiyordu. Onun için anakartın üstünden L'yi atarak bacaklarına USB'leri o şekilde yaptım. Jack takmadım. Biri USB çoğaltıcıya gidiyor. Bu şekilde. Biri de bilgisayarın ayarını yapabilmek için normal USB, bunu da bilgisayara takıyorsun. Bu şekilde. AUX bağlantısı. Biri iki tane çoğalttım AUX'u. Buradan gelen sesi teybe veriyor bir tanesi. Bir tanesi de buradan gelip buradaki sondan yaptım AUX'u USB aparatına geliyor. Buradan istiyorsam telefondan takıyorum. İstiyorsam tabletten açıyorum müziği. Bu şekilde. Montaja gelirsek burada normalde ekranı tutan bir tane demir var. Onu ben bu kartı bastırsın arkadan, öne doğru gelsin diye büktüm hafiften, elektrik bandıyla izole ettim. Bu şekilde yaptım. Montaj bu. Elektriğini nereden aldık dersek, şöyle dursun bu burada. Elektriği çakmaklığın, çıkartalım şöyle. Çakmaklığın şu şeyi, ana ısıtıcı elektrik kablosu, bu da aydınlatma kablosu. Ana ısıtıcının artı eksisinden aldım artısını. Sessiz olun, bir tane anahtar ekleyin. Anahtar ekledim burada. Şu şekilde. Fazla kabloları burada topladım. Bu şekilde montajı biraz emek istiyor. Yani bir defa da yapılmıyor. Söküp takıyorsunuz 2-3 defa. Ya şunu da yapsam, yok bunu da yapsam diye kafanızda takılıyor. Bu şekilde. Şimdi geri montaj yapalım bunu. EasyCap bu. Çoğaltıcıya takıyoruz. Geri görüş kamerası için.
Olay budur. Şimdi başka anlatacağımız bir şey şimdilik yok. Anakartın büyüklüğünde olsun bir kalar. Sonra istediğiniz gibi küçültürsünüz. Deliklerin anakartın üstünde 4 tane delik var. Bağlantı delikleri. Onlara göre yaparsınız. Matkapla delin. Testereyle kesin mikayı. Hiç önemli değil. Arkada kalacak zaten. AUX'u ben teybimde yok, onun için şey yaptım. Stereo entegre üzerinden AUX yaptım. Ekranımız da açılıyor. Arkadaşlar bu şekilde montajı da hızlı oldu ama yani genel şeyi bu. Montajı bu. Herkese teşekkürler.